Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Nisan Pazar. Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bayağı bir kalabalık yarış programı var. Hem yarış adeti de çok. Çünkü ilk koşu olan Adana'da 9 koşulu bir program var. 89 safkanın yer almış olduğu çift altılı program. İstanbul'da da 10 koşulu bir program var. 102 safkanın bayağı bir kalabalık ama çok önemli yarışlarında olduğu bir program var. O yüzden en azından seyir açısından da iyi. Tabii geceleyin de bir Gulfstream Park yarışımız var. Birkaç gündür Kinland'da çok önemli yarışlar vardı. Birbirinden çekişmeli kalite safkanları görme açısından. Ama bugün Gulfstream Park'a baktığınız zaman açık yarış yok. Ama yine klasik yarışları devam ediyor. 9 koşu olarak. İki tane programımız, iki yerli programımız şu anda yayında. Tabii gün içerisinde de yine Gulfstream Park Amerika'da da artık bir aksilik olmadığı takdirde sizlere yetiştireceğim bir program arkadaşlar. Bunu da haberini vereyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve günün ilk programı olan Adana'da saatler 12.30'u gösterirken birinci koşuyla birinci altılı gayna ilk aya başlıyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışı ile 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 4 nolu Ali B'ye vereceğim. Uçan Bey temsilcisi Uğur Temur'la start almış safkan. Aradan sonra koşmuş olduğu yarışı güzel bir birincilikle devam eden bu safkan yine güzel formuyla bende biraz daha ön plana çıkan isim. 1 nolu Ova Kartalı bu Şimşek'in oğlu temsilcisi Muhammed Özdemir'le start oluyor. İstikrarlı ve formda bu safkan. Bugün bence yine etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu safkandan bir de tabii ki Ali Bey'in kazanmış olduğu yarıştaki üçüncülüğüyle bu yarışa katılacak olan 5 nolu Doru Yiğit, Müslüm Çelik de şans verdiğim bir diğer isim olacak. 4-1-5 bu koşu için önerdiğim isimler. Günün üçüncü, ikinci koşusu Divine Knight koşusu bir şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusu. Evet yine önemli koşuların yer aldığı bir koşu tabii ki 0 kilometre taylar var. Burada Allah ayaklarını düz basırsın yine bölünen bir yarış bunlar. 1 ve 7'nin ekili olduğu 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda. Tabii Divine Knight da Japonya'dan gelen, Türkiye'ye bir aygırlık için gelen gerçekten çok başarılı taylar verdi. Genelde yumuşak pistleri çok seven hatta biraz ağır olursa daha da etkili koşan taylar verdi. Gazi kazanan taylar verdi hatta. O yüzden bayağı TJK'nın da önemli bir yere sahip olduğu bu aygırlık açısından. Güzel taylar verdi hatta onun vermiş olduğu tayların da tayları olmaya başladı. Böyle önemli bir kanatından böyle güzel bir yarışta adını konması güzel hoş oldu. Ben önceliği 8 nolu Özdemir Sine vereceğim. Bu Bushranger temsilcisine Aziz Akdemir'le hazırlık olarak oldukça iyi geldi. Çalışmaları da gayet tatmikan olmuş safkan. İlk yarışı tabii ki hepsinin biraz daha ön planda olan isim oldu. 8 nolu Özdemir Sine. Daha sonra 2 nolu London City. Big Champs The Champs temsilcisi Mert Ali Solmaz da start alıyor. Yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim. 5 nolu Demir Kızım. Smart Robin temsilcisi Burhan Kılıç da start alıyor. Yine güzel duruma sahip bir isimler arasında. 3 nolu Koy Nace Rain bir Astrakhan temsilcisi Mehmet Keskin'le start alıyor. Eğer babasının özelliğini aldıysa süratli bir yapıda olması lazım bu safkan. O yüzden çıktığı gibi bitirebilir. Aman dikkat edelim 3 nolu Koy Nace Rain de idmanları oldukça iyi. 3 nolu safkandan sonra son olarak da ekürülerle start alacak olan 1 nolu Kolyos. Bu Son of Sun'ın temsilcisi Mehmet Salih Çelik ve hem ekür avantajıyla şans verdiğim diğer isim olacak. 8-2-5-3-1 bu koşu için sıralama olacak benim. Günün 3. koşusundan itibaren 7'li plase ayağımız başlıyor. Tabii ki bir de 3'lü gayan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışı. 6 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda 2 nolu Yıldırım izi. Bu son altı temsilcisi Müslüm Çelik'le startlıyor. Güzel bir formu var bu safkanın. Bence çok uygun bir grupta kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim banko isim olacak 2 nolu Yıldırım izi Müslüm Çelik ile. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik çim koşusuyla 11 safkanda yer almış olduğu bu koşuda ben 9 dolu 10 yekur ile başlayacağım bu Invisible Sun temsilcisine Müslüm Çelik'le. İstikrarlı bir durumu var. Safkan en azından bu aralar iyi bir form yakaladı. 3-5-2 gidiyor son 3 aya, son 3 yarışı. Her geçen gün daha da iyi duruma giren bu safkan. Bugün bence biraz daha önlerde şansı gördüğüm isim oldu. 9 dolu 10 yekur Müslüm Çelik'le. 5 dolu Triple Hawk. Bir triple bonus temsilcisi Mert Ali Solmaz da start alıyor ve bomboş kilosuyla start alacak olan safkan. Uzun aradan sonra çimde koşmuş olduğu tek yarışı güzel bir dördüncülükle tamamlayan bu safkan. Bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. En azından kondisyon ve nefes açığını da giderdi bu safkan. İki nolu Jacobin. Bu safkan da bir deha temsilcisi Kadir Demirel'e start alan safkan. Yine sevdiği mesafede koşuyor.
4 nolu San Sebastian Karabeyhan temsilcisi Sercan Yıl, Sercan mıydı Serkan mıydı bir daha bakalım şuca. Sercan diyorum ama yok Serkanmış. Bu Safkan'da Çin pistte etkili yarışlar var. En azından kum pistte bayağıdır yarış koşuyor. Ve çıktığı gibi bitirebilecek bir kapasiteye sahip. Çünkü şimdi bu at 3-5 boyla giderse genellikle benim tahminim bu Safkan'ı pek kayla almayacaklar. Hepsi de arkada birbirini kontrol edecekler. Hani ne olacak nasıl olsa geçeriz hesabını ama öyle bazen olmuyor işte. Köy atı alan Üsküdar'ı geçer hesabı yapabilir. 4-0 San Sebastian'ın bence hiç dikkat etmekte fayda var. Bu Safkan önde istediği tempo, istediği avansı alırsa bir çıktığı gibi de bitirebilir. Bir de son olarak da 8 oğlu Free Solo. Yine grubun etkili bir ismi Kuloğlu temsilcisi de Mert Yokap Aslan'ın start oluyor. 5 aylık aradan sonra koşacak olmasına rağmen iyi hazırlıklarla giriyor. O yüzden bence yazılmakta fayda var. 9-5-2-4-8 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 5. koşusuna handikap 15-4 ile yukarı Arapların 1300 metrelik çim yarışına geldik. Evet 12 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuda 7 nolu Şeyh Levent'le başlayan bu ufuk bir temsilcisi Mücahit Bayır'la uzun aradan sonra koşmuş olduğu yarıştaki güzel dördüncülük ve artan nefes ve kondisyon açını gideren bu Safkan bugün güzel hazırlıklarla biraz daha önlerde şanslı gördüğüm isim oldu. 8 nolu Luxor. Evet Arapların da Luxor'u var. Bu Berksoy temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start alıyor. Yine çıktığı son çim yarışındaki üçüncülüğü gayet tatminkar. Artan bir formuna sahip bu isim. Bu grupta yazacağımız isim bir de bomboş kiloyla bence apayrı bir avantaj oldu. 10 nolu Engerek. Aman Engerek'e dikkat edelim. Bu Kazbek temsilcisi de Ercan Çankaya'da bence güzel yarışlarından sonra çimdeki altıncılığı bence tatminkar. Bu Safkan bu sefer daha iyi ve daha etkili koşar. Ve altın oğlu Bahçe. Evet Kazberk temsilcileri burada çok. Tamer Bali ile start oluyor. Son çim yarışını kazanan bir isim. Ve son olarak da 12 nolu Küçük Demir Kırım. Bu Gobak Bey temsilcisi de Müslüm Çelik de yine bugün etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 7-8-10-6-12 bu koşudaki sıralama olacak benim. Günün 6. koşusuna geldik. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna. 9 ve 10 nolu Safkanların ekürü olduğu bu koşuda ben önceliği 4 nolu Gracias'a vereceğim. Liner temsilcisi Emrah Sincan'la son yarışını kazanan bu isim güzel bir form yakaladı. Bence devamını getirecek kapasiteye sahip 4 nolu Gracias. Tabii bir de 3 nolu Gambur var. Bu merhum Allah rahmet eylesin Faruk Tınaz'ın bir Safkanıydı. Tabii onu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu Trivalles'in güzel temsilcisi iki yarış koştu ve ikisini kazandı. Yine bir 5 aylık ara verdi ama yine güzel hazırlıklarla, dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. Eğer nefes sıkıntısı yaşamazsa burada kesinlikle önlerde göreceğimiz bir isim. Ama bence idmanları da oldukça iyi akışlı. O yüzden pek zorluk çekeceğini sanmıyorum. Ama her ihtimale karşı 4-3 olarak bu ayağa geçebiliriz arkadaşlar. Ama eğer bu 4-3'ün dışında ben at yazarım sürpriz arayışına girmek isteyenler varsa da 2 nolu Akdugat, bir Smart Robin temsilcisi Ercan Çankaya'da en azından 2 yarış görme avantajına giriyor. 1 nolu Belle France, bir Fast Company temsilcisi Ali Kaçmaz'la oldukça iyi, güzel bir form yakalamaya başladı ve 9 nolu Gıcı, ekür avantajına sahip bu Safkan'dan da bugün güzel bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Ama önce 4-3 daha sonra 2-1-9. Günün 7. koşusu yine Divine Knight adına koşacak olan şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusunun bölünen son ayağına geldik. Burada da yine 0 kilometre taylarımız var. 10 Safkan arasında koşacak olan bu güzel yarışta ben önceliği 8 nolu Miss Carlos'a vereceğim. Bu Paco Bay temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bayağı uzun zamandır beri güzel çalışmalara sahip. 10 nolu Rastçı, bir Azarax temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alacak olan bir isim de yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bir diğer isim. 1 nolu Berke A, bir Kaneko temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan Safkan yine güzel hazırlıklara ve iyi eşkalli bir Safkan. Bir de son olarak da 2 nolu Mountain, bu Anikarnasus temsilcisi de Ercan Çankaya'da yine şans verdiğim bir diğer isim olacak. 8-10-1-2 benim bu koşu için önerdiğim isimler. Günün 8. koşusuna geldik. Şartlı bir yarıştı. Şimdi şartlı 4'e geçtik. Şartlı 4 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna 11 Safkan arası koşacak olan bir yarışta önceliği ben 10 nolu Sin vereceğim. Bu Sin bende bugün biraz daha ön plana çıktı. Bu banknot temsilcisi Mehmet Akyavuz da son 2 yarıştaki güzel bir form yakaladı. Çimin de etkili bir ismi. Biraz daha ön plana çıkan isim oldu şu anda. Hazırlık olarak da en hazır gözüken isim. 9 nolu Mine of Fire grubunun etkili isimlerinden bir isim. Nativan temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le start almış Safkan. Görmüş olduğu kum yarışlarından sonra bugün çim pistte de çok etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim. Zaten çim pistte çok yatkın bir isim. 3 nolu Abjar Kız yine bu mesafede kazanan bir isim. Müslüm Çelik'ten
kesinlikle ihmale gelmez. En azından görmüş olduğu yarıştan sonra hızlıca toparlanan bir isim. Ve son olarak da 7 nolu Serveyron. Bir Marsevelli temsilcisi Emrah Sincan'la start alıyor. Son çim ikinciliği gayet tatminkar. Bugün burada da şanslı gördüğüm isimler arasında. 19-3-7 bu koşudaki sıralama olacak benim. Evet, geldik günün son koşusuna. Şartlı 19, 4 yaşlı Arapların 1800 metrelik çim koşusuna. 12 safkan yer almış olduğu bu koşuda 3 ve 4'ün de ekür olduğu bir yarış. Tabii maiden yarış bu. Şartlı 19 diğer anlamı maiden arkadaşlar. İç yarış kazanmış atlara mahsus. Ben burada ekürlerden 3 nolu suyun sesi. Tabii 4 nolu gurur da aynı şekilde. Her iki ekürde fit durumda. Ben bugün ekürlerden yarış kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko limanım olacak 3 nolu suyun sesi Nizamettin Demir'le, ama 4 nolu gurur da aynı şekilde eşit tutuyorum. Yani Mehmet Ali Çelik'le. İster 3'ü yazın, ister 4'ü yazın. Fark etmez. İkisi de bende kazandı da şu anda. Benim banko isim ekürler arkadaşlar. Şimdiden onu da belirteyim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar demeden önce şablonunuzu gösteriyoruz tabii ki. Birinci koşu 4-1-5. İkinci koşu 8-2-5-3-1. Üçüncü koşu 2 tek. Dördüncü koşu 9-5-2-4-8. Beşinci koşu 7-8-10-6-12. Altıncı koşu 4-3. Daha sonra 2-1-9. Yedinci koşu 8-10-1-2. 8. koşu 10, 9, 3, 7, daha sonra son ayakta 3 nolu safkan ekürler, yani 4 ve 3 ve 4 ekürleri banko arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.